Merhaba sayın izleyen. Sizinle daha önce güllaç yapmış mıydık? Yapmamış mıydık? O halde bugün güzel bir güllaç yapalım, afiyetle yiyelim. 11 ayın sultanı, Ramazan ayındayız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulma olan güzel Ramazan-ı Şerifimizin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hep birlikte inşallah Ramazan bayramına ulaşmamızı Allah nasip eder diyorum ve tarifimize başlıyorum. Malzemelerimiz hazır satılan güllaç yaprakları, yufkaları, 2 litre süt, 4 su bardağı şeker, içi için fındık veya ceviz, arzuya göre ne varsa evinizde onu kullanın. Şart değil, eğer tuzlu fındık veya tuzlu cevizse şeker miktarınızı arttırın. Yine üzerini süslemek için kiraz veya vişne kullanabilirsiniz veya hiç kullanmayabilirsiniz. Gidip illa süs diye almayın, şart değil. Güzel gözükmesi için kullanıyoruz. Toz antep fıstığımızı üzerine süsleyeceğiz. Evet, başlayalım. Önce 2 litre sütümüzü tenceremize alalım. Evet, sütümüzü ekledik. Çok kaynatmayacağım sütümüzü. Bir taşım böyle fokurdayacak. Hemen alacağım. Zaten kabımız da dar, taşabilir. Kabımız ne olursa olsun. Çok kaynatmıyoruz sütümüzü. Sıcak olacak. Çok kaynar olmayacak. Evet, sütümüz iyice kaynadı. Fokurdamaya başladığında ocağımı kapattım. Şimdi şekerimizi içerisine ilave edeceğiz. Onun için ben başka bir kabıma sütümü almak istiyorum. Evet, ocağımızda bir işimiz kalmadı. Şimdi sütümüz hazır sıcakken şekerlerimizi eritelim. Şekerimizi iyice karıştıra eritelim. Direkt şekeri koyup sütle beraber kaynatanlar da var. Ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Böyle daha lezzetli oluyor. Kıvamı, özü daha güzel oluyor. Böyle yapmanızı tavsiye ederim. Diğer türlü yapan arkadaşlara da saygı duyuyorum. Mutfak bu. Herkesin bir tarzı var. Herkes istediği gibi yapabilir. Ben bu konuda katı kurallarım yok. Kaba hem soğuması için aldım hem de o kabımızda iyi karıştıramayacağımızı düşündüğüm için bu kabımıza sütümüzü aktarmayı tercih ettim. Bunda hem daha kolay soğuyacaktır, hem ağzı geniş, hem kabımız sıcak bir kap değildi. O yüzden daha çabuk ılıyacaktır. Şimdi bu sütümüz ılık, hafif sıcağa yakın olacak. O şekilde güllacımızı yapmaya başlayacağız. Elimizi değdirdiğimizde elimizi yakıyor gibi olacak. Rahatça elimizi yoğurt mayaladığımız gibi batıramayacağız. Hazır olarak aldığımız güllaç paketlerinin içinde 20 adet çıkıyor. Ya da benim aldığımdan o kadar çıktı. Şimdi biz bunun 12-13 tanesini kullanacağız. Çok kalın seviyorsanız süt miktarınızı arttırın. Böyle dolu dolu kapkalın bir güllaç da yapabilirsiniz ama buna bir gerek yok. 11-12-13 kat kalınlığında olması makbuldür. Daha fazlasına gerek olmadığını düşünüyorum. Ama yine de size kalmış. Sütümüz biraz hafif soğusun. Daha sonra güllacımızı yapmaya başlayalım. Güllacımız yeteri kadar ılıştı. Şu an sıcaklığı iyi.
Parmağımı hafif yakıyor. Evet, şimdi iki kepçe. Tepsimize sütümüzden dökelim. Bir güllaç yaprağımızdan tepsimize alalım. Şöyle bastıralım. Üstüne şu an birer kepçe dökelim. Daha sonra kalanını dökeceğiz zaten. Daha sonra katlarımızı bu şekilde bastıra bastıra oluşturalım. Üçüncü katımızı da koyuyorum. Altıncı katı koyduktan sonra arasına ceviz içi veya fındık içi kalın çekilmiş şekilde olsun. Böyle hafif taneli olsun, daha lezzetli olur. Böyle serpelim. Koymasanız da olur. Ama yakışır. Koyarsanız daha lezzetli olur. Fındık içimiz yeterli geldi. Çok fazlasına da gerek yok. Şimdi devam ediyoruz. Yedinci katımız. Son olarak 13. katımızı şöyle kapatıyorum. Kalan tüm şekerli sütümü döküyorum. Bu sütü çekecektir. Hiç korkmayın. Zaten dökerken de iyice soğudu. Şimdi güllacımızı buzdolabına kaldırıyoruz. Yarım saat dinlensin. Daha sonra dilimleyip süsleyelim. Evet, güllacımız yarım saat kadar buzdolabında dinlendi. Şimdi artık kesebiliriz. Evet, güzelce kestik. Şimdi Antep fıstığı tozuyla şöyle süsleyebiliriz.
Evet, ben bugün güllacımızı yaparken yuvarlak bir tepsi kullandım. Güllacımızın yufkaları boyutunda siz güllaç yapraklarınızı koparıp borcama da yapabilirsiniz. Başka tepsiye de yapabilirsiniz. O tercih sizin. Evet, şimdi üzerine ben kirazla süslemeyi düşünüyorum. Ben renk katması açısından kiraz taneleriyle süslüyorum. Vişne de varsa vişne de olur. Tercih sizin. Evet, güllacımız bu şekilde hazır. İftara kadar dinlensin. Güzel bir güllaç bizi bekliyor. Güllacımızdan bir parça almak istiyorum. Bu şekilde tabağıma aldım. Güllacımızın kalınlığını görüyorsunuz. Gayet güzel ve hoş görünüyor. Şu an tadına bakamayacağım ama güzel olduğu apaçık. Sabırsızlıkla iftarı bekleyeceğiz hep birlikte. Evet, bunun gibi daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, afiyette kalın.